Pamukkale'nin travertenleri varsa Sivas'ın da Altın Kalesi var. Burası Altın Kale. Görmüş olduğunuz gibi Altın Kale önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak. Tabii biz de dedik ki burada bu atmosferi şöyle paylaşalım istedik. Ve Altın Kale Sivas'a 20 kilometre mesafede olan Sıcakçeli'nin kaplıcaları arasında içerisinde yer almakta. Sıcakçeli'nin kaplıcasında çıkan tabii ki suyun mineralleri çok yüksek. Kükürtlü bir su ve birçok hastalığa iyi geliyor. Başta romatizma, siyatik yani eklem rahatsızlıklarına çok iyi gelen bir su özelliğine sahip. Ve burada vatandaşların rahatlıkla gezebilmeleri için işte bir proje geçtiğimiz yıllarda hayata geçirildi. Ve bu proje içerisinde de kükürtlü sudan gelen vatandaşlar ayaklarını sokarak en azından faydalanmaları adına böyle bir ortam oluşturuldu. Ve tabii ki suyun renginden dolayı da Altın Kale ismi verildi. Nasıl Pamukkale'de hani gittiğinizde mutlaka görmüşsünüz. Orada doğal bir yapı var ve travertenler var tabii orada. İşte travertenlerde sizler de geziyorsunuz. Buraya da yani geldiğiniz zaman Sıcakçeli'nin kaplıcası içerisinde Altın Kale'de gezme şansına sahip olacaksınız. Biz de sizleri Altın Kale'ye davet ediyoruz. Böyle güzel görselliğe, burada güzel bir suyun faydasını hoş bir şekilde sizler de gelin, görün, yaşayın diyoruz. Suların içerisine girme şansınız da var. Suların derinliği buradaki çevrilmiş alanlara göre değişebiliyor. Kimi düz üstünde, kimi diz altında. Keyfini çıkarmak için güzel bir, hoş bir mekan. Hemen arkamızda da görmüş olduğunuz gibi işte kaplıca suları burada yapılan havuzlardan yukarıya doğru sular fışkırmakta. Harika bir görsel görüntü var. Biz tabii akşam saatlerinde, akşam üzeri bu çekimleri yaptığımız için biraz da güneşi tabii şu anda tam arkamıza aldık. Belki biraz gölgeli veya da biz yüzümüz görünmüyor ama üzerimizden geldiği kadar Altın Kale'yi gösterir misiniz? Şöyle bir daha göster ayaklarımızı. Pamukkale'nin travertenleri varsa Sivas'ın da Altın Kalesi var. Evet, Pamukkale'de bilirsiniz beyaz böyle travertenler var ve burada da görmüş olduğunuz gibi işte kükürtlü sulardan oluşan burada taşlar böyle kademeli kademeli aşağıya doğru sular bir yükseklikten sonra düşmüş vaziyette. Hatırlatma yapalım. Bu alanda gezmeniz için öncelikle bir şorta, terliğe ihtiyacınız var. Bazı yerler çamurlu, bazı yerler biraz sert taşlardan oluşmakta. Çamurlu olan yerlerde yalın ayakta daha rahat gezebiliyoruz ama bazı bu görmüş olduğunuz gri olan yerler sert taşlardan oluşmakta. Buralarda terlik giymekte fayda var. Ama tabii biz geldik, burayı bir gezelim istedik. Görmüş olduğunuz gibi işte burada bazı şeyler yenilmiş vesaire. Yani bu tarzda lütfen çöplerinizi, yani içeceklerinizi, içecek atıklarınızı sulara atmayınız. Yani daha işin başlangıcısınız. Yani burası açılmadan harabeye dönmesin. Biz vatandaş olarak her kim buraya geliyorsa Altın Kale'ye sahip çıksın istiyoruz. Buradaki güzellikleri gelip görmek istiyoruz. Sivas Sıcakçeli kaplıcaları tekrar yeniden eskiyle yeniden dönsün istiyoruz. Hemen kaplıcanın tabii içerisinde olan bir bölüm olduğu için su sıcaklığı da gayet güzel. Ama
yaz aylarında bu kadar çok fazla rüzgar olacağını sanmıyorum ama Eylül ayındayız şu anda. Rüzgarın bu şekilde olması da normal diyoruz. Altınkale'de çekimlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Neredesin? Sivas Altınkale'deyim. Nasıl suyun sıcaklığı? İyi. Özellikle çocuklar için çok eğlenceli değil mi? Evet. Tavsiye eder misin? Evet. Herkes buraya gelsin. Evet. Nereye gelsin? Sivas Altınkale'ye. Sivas'ta Altınkale.